31 Mart seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar, seçmen kayıtlarını sorgulama işlemleri yapıyorlar. Tabii bu arada dolandırıcılar da boş durmuyor. Ee, özellikle e, seçmen kaydınızı değiştirildi, e, seçmen kaydını öğrenmek için buraya tıkla gibi e, ibarelerle ve birçok sosyal medya platformunda ve paylaşım platform, diğer paylaşım platformlarında e, çeşitli dolandırıcı yöntemleri uygulamaya şimdiden başladılar bile. E, özellikle bu bu tarzdaki konulara karşı daha önce iletişim başkanlığımızın da bir uyarısı söz konusu olmuştu. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun mobil uygulaması, Yüksek Seçim Kurulu'nun çağrı merkezi veya E-devlet üzerinden ancak bu sorgulamalar yapılabiliyor ve gerçek anlamda öğrenilebiliyor. Fakat dolandırıcılar yine boş durmayarak farklı yöntemlerle seçmen kaydını sorgulamak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalışıyorlar. Bu anlamda özellikle sosyal medya üzerinde bu tarzdaki içeriklere itibar edilmemesi gerekiyor ve doğrudan ilgili uygulamaya ilgili internet sitesine gidilerek öğrenilmesi gerekiyor. Herhangi bir bağlantı veya mesaj veya farklı tarzdaki çağrılara itibar etmemeleri elzem. Seçim sürecinin gene öncesinde seçim süreci sırasında birçok farklı dezenformasyon teknikleri yine kullanılabiliyor. Özellikle farklı bölgelerde farklı ikametlere ilişkin dezenformatik içeriklerin bilgisayar ortamında üretilmiş veya yapay zeka yardımıyla üretilmiş birçok farklı dezenformatik içeriğin özellikle sosyal medyada farklı amaçlarla paylaşılabileceği de söylenebilir. Bu tarzda durumlarda çoğu zaman insan İnsanlarda korku, endişe, kaygı yaratmak veya seçimle ilgili olarak oy verme davranışını manipüle etmek için söz konusu olabilir. Daha önceki seçimlerde de birçok benzer şeyler uygulandı. Ancak bu seçimlerde de yine özellikle seçim günü açısından farklı yapay zeka uygulamalarıyla üretilmiş dipfeyik içeriklerin dolaşıma sokulabileceği ve buna ilişkin kaygılar da şimdiden uzmanlar tarafından paylaşılıyor.